Arkadaşlar yeni videoyla tekrar karşınızdayım. Beni ilk defa izleyenler için söyleyeyim. Macera videoları çekiyorum. Terk edilmiş yerlere gidiyorum. O yerlere ilgi duyduğum için oranın hikayeleri varsa onları anlatıyorum. Biraz trafik çekiyorum, araştırma yapıyorum. Aynı benim gibi terk edilmiş yerlere ilgi duyan çok kişi var. Bundan dolayı zaten beni seyrediyorsunuz. Nerede böyle ilginç bir yer duyarsam, bulursam oraya gidip orayı çekmek istiyorum. Beykoz Akbaba köyünde bir ormanın içerisinde terk edilmiş bir köşk varmış. Burada bu köşkte diziler, filmler çekiliyormuş. Gidelim bakalım, görelim nasıl bir yer. Nelerle karşılaşacağız? Yeni bir macera bizi bekliyor. Hadi bakalım gidelim. Şimdi bir arkadaşımla buluşacağım. Onunla beraber gideceğiz çekim yapmaya. Gelmek istedi benimle. Aslında ben biliyorsunuz tek başıma gidiyorum her yere. Bugün bir değişiklik yapıp bir arkadaşımla gitmeyi düşündüm. Gidelim bakalım görelim. Akbaba, Beykoz. Hoş geldiniz diyor. Bak Akbaba köyü burasıymış. Sanırım o şeye, köşke yaklaştık ama ormanın içine gireceğiz. Ormanın içinden gidiliyor. Bir kilometre gösteriyor burada. Bir yerde duralım ve haritadan bakalım şeyi. Hani köşkün yoluna nasıl gireceğimizi. Çünkü ben bilmiyorum. İşte dediğim gibi çok geldik. Biz Dereseke köyüne kadar geldik. O Akbaba köyünün oradan dönecektik. Oradan dönmemiz gerekiyordu. Yanlış yaptık. Şu sol taraftaki ormanın içine girmemiz gerekiyor işte. Evet, ormanın girişini bulduk. Köşkün yoluna doğru ilerliyoruz. Yol biraz bozuk ama yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Şuradan da kontrol edeyim ben. Doğru mu gidiyoruz, yanlış mı gidiyoruz? Bir de kapıyı kilitliyorlarmış. Burada kalıyormuşuz. Olabilir. Of, harika bir yer. Ama yol çok kötü gibi. Evet. Dikkat et, orada çukuru var. Doğru gidiyoruz gibi görünüyor GPS'te. Evet ya, bu yol belli. Kesinlikle. Başka yol yok çünkü biliyorsun. Yarım saattir neredeyse dolanıyoruz. Doğru yoldayız. Aynen. Olmazsa bir yerde bırakırız arabayı, yürüyerek gideriz. Ne olacak? Köşkler de hep ormanın içinde, böyle tam ormanın ortasında bir yerde yapılıyor. Yani herhalde uzak dursun, uzak olsun diye. Bayağı tepede bir yer. Tırmandık bayağı değil mi? Bizden başka da araba yok yani bu arada. Doğru gidiyoruz, evet. Şu an doğru gidiyoruz. Ormancılar çalışıyor. Kovulmazsak iyi. Şaşırdılar, bize bakıyorlar. Tam da bak, çalışan olabilir. Bunlar kim? Evet. Diyebilirler şu an. Aynen. Bence kamerayı görmesinler. Yok, bir şey olmaz. Şimdi buradan sağ mı acaba? Sağ olabilir. Aa evet, geldik bak. Wow. Evet, bayağı görkemli. Tepede bir yermiş. Bayağı tepede bir yer. Yolu bozuk. Ve geldik. Yerleri var. Burası yanmış. Evet, geçen yangın haberi vardı burayla ilgili. Ben şu adamla konuşacağım. Olmazsa sen de çekersin buradan. Buradan çekim yaparsın, olur mu? Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin abi. Eyvallah, sağ ol. Arkadaş var, çağırayım istersen. Yani aslında çağırmanıza da gerek yok. Şöyle bakıp gidecektim. Sakıncası var mı? Yok, bakın. Ben işte, bakın eğer şey olursa çağırmanıza. Tamam, ben sizi gördüm de ben size söyleyeyim dedim. Size söylemeden hani yok, şey yapmayayım dedim. Şey, bakın eğer şey olursa arayalım arkadaşı. Yok yok, merak ettik. Biz bir merak edip bakalım dedik. Vallahi burada çok bilinçli bir kalan. Öyleymiş, o yüzden zaten merak ettik. Yani Aynen. O yüzden o merak et, ondan dolayı merak ettik. Bakalım dedik, nasıl bir yermiş bir görelim dedik. Tamam abi, sağ ol. Ve Hasan halletti. Tamam abi, eyvallah. Adamla konuştum, bunlar buralı. Görevli burada. Tamam mı? Gezip bakabilirsiniz, bir sakıncası yok dedi ama zaten çok kötü durumda. Yani yanmış resmen. Bu yakın zamanda herhalde yangın oldu burada ya. Çünkü internette öyle bir şey yazıyor burayla ilgili. Şu üst taraflar özellikle bayağı yanmış. Evet, çok kötü olmuş, baksana. Merhaba.
pompalarla su basıyor. Ondan sonra ölmüş abi. Anladım abi. Tamam, çok teşekkür ederiz. Abinin dediğine göre burası, bu arazi, orman arazisi özel mülkmüş. Tamam mı? Zaten bu arazinin sahibi burayı yaptırmış. Herhalde eskiden bir milletvekiliymiş galiba, anladığım kadarıyla öyle söyledi. Burayı yaptırmış. Burayı yaptırdıktan sonra yakın bir zaman içerisinde vefat etmiş. Ondan sonra başka birisi almış, ona kalmış. O da değerlendirememiş burayı. Böyle terk edilmiş bir şekilde kalmış. Harabi. Harabi olmuş bir hane. Arkada da havuz var diyor. İlk önce evin içerisine bir girelim bakalım. Sonra arkaya çekeriz. Geçen sene yangın çıkmış işte. Yangından önce böyle değilmiş, çok güzelmiş. İşte bütün böyle bir sürü dizi film çekilmiş burada. Adam az önce dedi arka sokaklar falan burada çevriliyordu falan dedi. Harika bir ambiyansı yok mu ya? Evet. Birkaç tane de klip çevrilmiş burada galiba. Çok yazık. Gel bakalım. Nasıl gel? Aslında eşyalar içindeymiş biliyor musun? Şuraya bakar mısın? Ne kadar güzel ya. Taştan zemin yapmışlar. Ne kadar büyük bir işçilik. Oh, harika. Vay be. Ne güzel yer yaptırmışlar zamanında. Yazık olmuş. Çok yazık. Herhalde adam burada pek, burayı yaptıran adam burada yaşayamamış. Anladığım kadarıyla. Ünlü biri değilmiş. Ünlü birinin yeri sanmıştım ben burayı. Bayağı da büyük bir yer. Gel bakalım. Burada bir sürü odası da var. Eşyalar baksana duruyor. Bak bu tarz evlerin en güzel yanı ne biliyor musun? Yani bu tarz böyle işte köşklerin çok yüksek tavan olması. Baksana burası, nereden baksana 4 metre falan var. Fazla da olabilir. Çok rahat oluyor işte yüksek tavan diye. Eskiden öyle yapılmış. Yani yanı doğru da bakalım. Ne acaba? Bu kapı herhalde. Burası çok enteresan bir şey ya. Ne acaba? Bakar mısın? Asansör gibi bir yer mi yapmışlar? Acaba bir boşluk ama ne boşluğu? Evet. Aynen dediğin gibi. Burası bence de. Dikkat et sakın. Şey yapma, boşluğa falan basma. Şey, büyük ihtimalle burası asansör olarak düşünülmüş ama yapılmamış. Anladın mı? Yarım kalmış. Ve sonra ne yapmışlar biliyor musun? Bak sana söyleyeyim. Sonradan buraya böyle paravan gibi bir şey yapmışlar kapatmak için. Evet. Değil mi? Burası da bak, burası da duvarmış, kırmışlar. Burası kullanılmayan bir alan. Hani arada kalan bir şey. Dikkat etmezsin yerlere. Bak burada bölmeler var. Evet, buralar şey gibi biliyor musun? Gizli bölmeler gibi. Dur bir de şuraya bakayım. Dikkat et. Hiç çıldır sen değilsin Hasan. Aynen. Belli zaten. Yalnız bak bir şey söyleyeceğim. İlginç olan ne biliyor musun? Şey gibi. Sonradan yapılmış bir yer gibi durmuyor mu burası? Ya aslında burası böyle arada kalmış oda gibi bir yer ama belki de şey olabilir, gizli bir bölüm. Hani olur ya böyle genelde bu tarz yerlerde böyle büyük köşk, malikane gibi yerlerde gizli bölümler olur. Evet. Öyle bir yer. Çünkü baksana duvar burası, kırmışlar. Muhtemelen bir şey aramak için girmiş olabilirler biliyor musun? Olabilir. Beton zaten. Altı beton, üstü aşağı.
Gel bakalım bir odaya bakalım. Burası köşkün herhalde salon gibi. Şöminesi falan mı? Ne kadar büyükmüş ya. Bir ev kadar salon. Neredeyse. Manzaraya bakar mısın? Of. Çok güzel. Camların büyüklüğü. Evet. Nasıl ısıtıyorlar acaba burayı? Ya zamanında ısınıyormuş. Şey olabilir mi? Ya şu, sence bu şömine burayı ısıtır mı ya? Kocaman. Isıtmaz. Isıtmaz mı? Ya bence burayı şey olarak yapmamışlardır. Devamlı yaşamak için yapmamışlardır. İşte böyle arada bir işte kafa dinlemeyi için olarak falan tasarlamış olabilirler. Şuraya baksana bak ne kadar tehlikeli. Yani neredeyse düşecek. Düştü düşecek. Aynen düştü düşecek. Hadi gel üst kat çıkalım. Duvarlar neden böyle? Duvarlar ne olmuş biliyor musun? Bak, su almış, ıslak. Şunlar su izleri. Bir de yangında is olmuş. Söndürdüklerinde. Işte. Yangında is olmuş. Baksana siyah ve tavan yangından ne hale gelmiş. Ama bakılsaymış çok güzel bir yermiş. Müthiş. Yasin'de. Ne kadar kötü. Burası da balkonu galiba. Gerçekten çok kötü durumda. Bitmiş burası resmen. Ya ben böyle gördüğümde böyle değildi. Bayağı yeni duruyordu. Hani internette ben gördüğümde. Yangından sonra... Bu halinin fotoğrafları yok biliyor musun? Eski fotoğraflar var internette. O yüzden böyle olduğunu bilmiyordum ben. Diğer odalara bakalım. Burası şey gibi ya. Aa! Isıtma sistemi. Kalorifer sistemi var. Wow. Tabii canım bunlar kalorifer sistemi. Yerden ısıtmalı herhalde. Odalar yerden ısıtmalı olabilir. Şuraya bak resmen yer kül olmuş. Mutfağını çok merak ettim. Acaba burası herhalde banyo. En çok dikkatimi çeken pencereler. Evet çok büyük değil mi? Hem çok büyük hem de çok fazla. Aynen çok sık. Ama o tamamen tasarımla ilgili bir şeydir. Görünüş için. Ve şeyi de düşünüyorlar. Hani dışarısı tamamen içeriden görünsün diye. O ortamı, o havayı yaratmak istiyorlar. Burada da bir balkon var. Manzaranın güzelliği. Bu tarafta ayrı bir güzel baksana. Bak büyük ihtimalle ben sana bir şey söyleyeyim. Zamanında burası yapıldığında zaten belli çok eski bir yer. Kim bilir kaç yılında yapıldı. Zamanında burası yapıldığında belki bu ağaçlar bile olmayabilir. Sonradan büyümüş olabilirler. Anladın evet. mı? Yani şunu demek istiyorum. Önünü falan görüyordur büyük ihtimalle o zaman. Ben de bu kadar harabe olduğunu düşünmüyorum. Buraya gece gelseydik çok heyecanlı olurdu sana söyleyeyim. Kesin. Ama o girdiğimiz kapı kilitli olabilirdi. Evet. Buraya gelmek de kolay değil. Yolu yok. Bir yol var. Orası demir kapı. Çok gece olmuş.
Böyle bir yer sence neden yanar? Böyle bir yani böyle bir yerde niye yangın çıkar sence? Büyük ihtimal birisi yaktı. Evet. Özellikle yani. Yani ve baktığın zaman bunlar kömür değil mi? Kömür tabii. İşte ahşaplar kömür olmuş. Yanıp böyle bu hale gelmiş. Gece buraya mesela sarhoşlar, mağruşlar gelse düşebilir yani burada. Zamanında asansörünü bile düşürmüşler herhalde. Bravo. Aşağıda gördüğümüz yerin devamı. Evet. Bak kalorifer sisteminin şeyi. Dedik ya burası nasıl ısınır böyle. Bir şömineli ısınmaz. Çok büyük bir yer. Bayağı oda var ya. Evet. Bayağı büyük bir yer. Bayağı büyük. Bir şey söyleyeceğim. Bak mesela burası ebeveyn banyosu. Ama dikkat et yarım kalmış bak. Evet. Yapılmamış. Tesisat falan. Bulunmamış. Tesisat olmamış. Baksana su tesisatı ve elektrik tesisatı yarım kalmış. Bak bir şey söyleyeceğim. Yalnız bu boya boyanmış. Evet. Siyah boyanmış. Çok ilginç. Diziler çekiliyor denmişti ya. Belki de onların ondan yaptığı dolayı düşünmüş. Olabilir evet. Ya da şey de olabilir. Daha sonradan da yapılmış olabilir. Hani baştan yapılıp yarım kalma değil de evet. Daha sonradan da. Ama borular falan bayağı eski şu yeşiller. Evet. Gel buraya da bakalım. Adamlar bize takılıyor. Baksana çadır kurmuşlar burada. Soba yakmışlar ya. Soba borusu var. Oradan duman çıkıyor. Baksana. Çadırda kalıyorlar herhalde. Herhalde. Neden acaba? Bayağı büyükmüş. Ama şurada pencere var. Dikkat et. Dışarıya pencere var. Taş atıp kırmışlar baksana. Belli yani. Taş izi var. Yağmalanmış da bu. Tabii canım. Kesinlikle. Yağmalanmış. Yani bu tarz yerler zaten hep yağmalanıyor biliyor musun? Yani eşyaları çalınıyor. Değerli bir şey aranıyor. Değerli bir şey aranırken hep sürekli böyle bir yerleri kırıyorlar, yıkıyorlar. Döküyorlar hep. Havuz var, evet. En çok da şu taşlar dikkatimi çekti. Ya şu çok büyük işçilik zaten canım yani. Ve çok güzel ya. Kaymıyor. Alt katı da var bunun. Aa, bak. Alt katına nasıl iniliyor? Katına nasıl iniliyor acaba? Gel bakalım. Şuradan olabilir mi? O kapıdan değil. Buradan merdivenler var. Gel bakalım. Ya genelde bu tarz yerler şey oluyor biliyorsun hani çalışanların kaldıkları yer, müştemelat. Aa. Arıcılık yapıyor herhalde. Ama bunlar
Kötü durumda. Eskiden büyük ihtimalle arıcılık yapılmış burada. Gelsin şuraya bakalım. Aha burası işte. Bak. Kazan dairesi. Evin ısıtma sistemi buradan sağlanıyor. Dikkat et. Burası hamam. Wow. Gördün mü? Burası büyük ihtimalle göbek taşı. Neler düşünmüşler görüyor musun? Neler yapmışlar? Acaba diğer odalarda ne var? Çok merak ediyorum şu an. Burası tuvalet. Burası da tuvalet. Birkaç tane tuvalet var. Burası da çok enteresan bir yer. Wow. Burasına baksana. Havuz gibi bir şey değil mi? Evet. Ama ne havuzu olabilir bu? Şey gibi kullanıyor olabilirler mi sence? Böyle jacuzzi gibi. Olabilir. En ufak ayrıntıya kadar düşünmüş. Jacuzzi olarak kullanıyor olabilirler burayı. Kesinlikle. Burada yerden ısıtma var. Evet. Farkında mısın? Evet, evet. Nasıl yer yapmışlar? Evin altı zaten koskocaman bir yer yani. Havuz dediği yer burası, ben sana söyleyeyim. Kızım. Kayma senin mi? Yok, kayma. Burada iniş var, merdivenler var. Altından geçiliyor. Dikkat et. Acayip bir şey yapmışlar ya. Yol yapmışlar. Dur. Ne burası böyle? Oo, bayağı büyük bir yer. Burası ne ya böyle? Şu evi bir ışık tutar mısın? Işık ya, şarjı bitti. Dur, cep telefonunu tutalım. Enteresan bir yer burası. Ne olduğunu anlayamadım açıkçası. Böyle bir yol. Gidiyoruz ama nereye gittiğimiz belli değil. Allah, ne olabilir bu ya? Burası böyle ilginç. Labirent gibi yapmışlar. Dikkat et. Çıkıyor. Tamam, sen de dikkat et. Havuzla alakalı. Havuz şurası, havuzun duvarı, havuz burası ama etrafında böyle bir şey yapmışlar. Şey olabilir, su tahliyesi için biliyor musun? Böyle bir sistem yapmış olabilirler. Burada buldular var çünkü. Devam edelim. Acayip böyle labirent gibi şey yapmışlar. Gerçekten. Hiçbir kuvvet beni sokamazdı. Baksana nerelerdeyiz. Nerelere girdik. Herhalde başlangıç noktasına geldik. Evet. 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 Aynen. Başladığımız noktaya doğru yaklaştık. Üste çıkalım. Havuza bakalım. Bakalım neymiş orası. Ve sandalye var burada. Aa. Görebiliyor musun? Göremedim.
Ben şimdi gördüm. Su deposu gibi bir şey olabilir mi ya? Su deposu olabilir mi? Tam anlamadım.